Artı TV'den Medyakritik'in ikinci bölümünden tekrar merhabalar. Haftanın son Medyakritik'inin son bölümündeyiz. İlk bölümde konuştuk Alaaddin Çakıcı'nın açıklamalarını, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri, dün akşam Arınç'tan gelen açıklamaları, Cumhur İttifakı'nda yaşandığı belirtilen krizi konuştuk. Şimdi bir diğer noktaya daha işaret etmek gerekecek. Bu noktaya da işaret eden isim Celal Başlangıç. Artı Gerçek'teki yazısında çözüm sürecinden çete rejimine başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve o yazısında şunları söylüyor Celal Başlangıç. İhsan Aslan, Erdoğan'a yakın bir siyasetçi. AKP'nin 10 yıla yakın Diyarbakır milletvekilliğini yaptı. Arslan, BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtlarken çözüm sürecinin neden AKP tarafından bitirildiğini bütün açıklıklarıyla anlattı. Genellikle Ankara'dan Kürt sorunu uzun geçmişte geride kalmışlık sorunu olarak tanımlanıyordu. Mücadele arttıkça, şiddet arttıkça kültürel haklar olarak tanımlandı. Ne zamanki devlet olayı kültürel hak mücadelesi olarak tanımladı ve bu bağlamda bazı değişimler yapmaya kalkıştı. O dönemde HDP tarafından konu artık kültürel hak talebinden çıkmış, siyasal haklar ve etnik mücadeleye bürünmüştü. Bizim zamanımızda da var olmayan bir parti sonuçta 6-7 milyon aktif üyesi olan bir siyasi harekete dönüştü. Hareketi doğru tanımadığımız için doğru reçete veremedik. Dolmabahçe sorunu çözelim niyetiyle gidildi ama ondan sonraki adımların tamamen bir siyasi hüviyet kazanacağı fark edildi bence. AKP'nin içinden gelen bir ses açıkça itiraf ediyor. Çözüm sürecinin ne zaman ve niye bitirildiğini. AKP iktidarları Kürtlerle çözüm sürecini bitirmeye Akar'ın söylediği gibi tarihleri bile tutmayan IŞİD katliamlarından sonra değil, Arslan'ın açıklamasına göre 28 Şubat 2015'teki Dolmabahçe mütabakatından sonra karar vermiş. AKP kontrgerilla devletiyle işbirliği yapıp Kürt sorunu demokratik ve barışçıl olmayan yöntemlerle çözmeye 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce karar vermiştir. Suruç katliamı da Ceylanpınar'daki iki polisin öldürülmesi de çözüm sürecinin bitirilmesi için bahane edilen göstermelik gerekçelerdir. Erdoğan'ın siz görece Baydemir, Osman Baydemir biliyorsunuz. Osman Baydemir HDP'nin önceki dönem etkin isimlerinden biriydi. Şu sıralar HDP'de değil lakin Baydemir Kısa Dalga podcast'te Kemal Göktaş'a önemli aktarımlarda bulunuyor. Bir koalisyon teklifi götürüldüğü belirtiliyor Erdoğan'a. Erdoğan'ın da siz göreceksiniz dediği belirtiliyor. Bunun üzerinden de şunu aktarıyor. Kürt siyasi hareketinin çözüm için gösterdiği bu fedakarlık açıkça sürecin AKP tarafından bitirildiğini gösteriyor. Nedense HDP yöneticileri bu gerçeği 5 yıldır gizlemişler ve bugün de konunun üzerine konuşmaktan imtina ediyorlar. Sonuç olarak bugün hukukun tükendiğini, demokrasinin ortadan kalktığı, ekonomisi çökmüş, siyasal ve toplumsal kriz içerisinde kıvranan mafya liderlerinin ana muhalefet partisinin liderini iğrenç ifadelerle tehdit ettiği, Türkiye'nin kontrgerilla devletiyle işbirliği yapan mafya bozuntularının iktidara ortak olduğu bir ülke haline getirilmesinin en temel nedeni AKP tarafından çözüm sürecinin 2015 Temmuz'unda bitirilmesi, barış yerine savaşın tercih edilmesidir. Erdoğan'ın ifadesiyle söyleyelim, nereden nereye, çözüm sürecinden çete rejimine diyor Celal Başlangıç. Hazır Celal Başlangıç'ın bu yazısını aktarmışken hızlıca HDP'ye gidelim hatta şimdi. HDP sözcüsü Ebru Günay açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı oraya çevirelim. Zorba uygulamalarına, toplumda rıza üretmek adına hak savunucularını muhaliflerin alıkonulmasına terör operasyonu diyerek son dakika servis ediyorlar. Siz de aynı sizden öncekiler gibi tetikçi olarak yargılanacaksınız. Çünkü yaptığınız tek şey bu haberlerle faşizme su taşımaktır. Yargı, yandaş basın iktidarın tetikçisi olmaktan vazgeçmeli. Neyse ki özgür kalmaya kararlı basın var ve halkımıza gerçekleri duyurmaya devam ediyor. Buradan bir kez daha özgür basın emekçilerine de tekrardan teşekkür ediyoruz. AKP-MHP iktidarının yaşadığı ve tüm ülkeye yaşattığı çoklu krizin derinleştiğini, bu iktidarın ülkeyi artık yönetemez hale geldiğini daha önce de defalarca söyledik. Bugün bir kez daha buradan tekrar ediyoruz. Bu iktidar son yıllarda uyguladığı yanlış politikalarla ülkeyi uçurumun eşiğine getirdi. Savaş harcamalarından tutalım da israf ekonomisine kadar ülkeyi soyup soğana çeviren yandaş müteahhitlere kadar iktidarın yol açtığı krizin ve kriz derin ve yapısaldır. Bu kriz Berat Albayrak'ın istifasıyla ayyuka çıkmıştır.
Bu iktidar şahlanışta değil, bataklıktadır. Reformda değil, aldatmacadadır. Yaşanan tüm ekonomik krizleri güvenlik siyasetinin arkasına sığınarak gözden kaçırmaya çalışan faşist blok, ekonomik krizi daha fazla örtemediği için tasfiye sürecine girmiştir. Kaçınılmaz son iktidarı beklemektedir. Halkla inatlaşan, sarayın zenginliğinden başka bir şey düşünmeyenler artık yolun sonuna geldiler. Kendi bekalarının derdine düşen faşist iktidarlar şimdi de reform adı altında bir takım düzenlemeler yapacaklarını söylüyorlar. 18 yıldır AKP iktidarının bunun sayısız örneklerini yaptı. Her defasında da fare doğurdu. Söylediklerine bir heyecan yaratıyor, ne de kimse inanıyor. Tıpkı bu sabah yaptıkları gözaltılar gibi kimse bu halkı kandırmaya devam edip reform yaptıklarını söylüyorlar. Reform söyleminin kocaman bir aldatmaca olduğu bu sabah ve bundan birkaç gün önce de tekrardan ortaya çıktı. Hepimizin gözü önünde Kemal Kurt'u öldüren polis için beraat kararı verildi. O kararla iktidarın reform siyaseti bitti. İktidar geçmişimizin hiçbir döneminde tıpkı bugünkü gibi zulüm yoktur, zulme uğrayan görülmemiştir dediği gün Diyarbakır'da bir mahkeme herkesin gözü önünde işlenen bir cinayet için beraat kararı verdi. Zulme uğramamayı Kemal'in ailesine de anlatabilecek bu iktidar, merak ediyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Kemal Kurt'un çıplak bedeniyle haykırdığı adalet çığlığı susmayacaktır. Katiller, katillerin önünü açan siyasi iktidar ve siyasi iktidarın emirleri olan yargı er ya da geç bunun hesabını verecektir. Bunun hızlanması için de hedef olarak her alanda sizin zulmünüze karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece Kemal Kurt kararı mı? Sizin reform derken bir siyasi parti lideri açık açık tehdit edildi. Peki mafya artığına kim sahip çıktı? İktidarın reform yapacağını söyleyen iktidarın küçük ortağı tekrardan sahip çıktı. Hukukta ve demokraside reform dediğiniz şeyin koca bir yalandan ibaret olduğunu bu halk görüyor. Demokrasi ve hukuk mücadelesi veren partilik işlediğiniz suçlar demokrasiye yaklaşımınızı ortaya koymuştur. Devletin kasasını boşaltan, Kürt sorununu şiddetle bitirmek için devletin tüm imkanlarını seferber eden, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir faşizmi son 5 yıldır Türkiye halklarına AKP-MHP iktidarı reform söylemlerim siyasi ömrünü tüketmiş, raf ömrünü doldurmuş bir iktidarın sor çırpınışlarından başka bir şey değildir. Size muhalif olan herkesi cezaevine tıktınız, koca bir ülkeyi açık cezaevi gibi yönetiyorlar. Devran dönmeye başlar olduğunda da, ekonomi iflas ettiğinde de, toplum yeter artık dayanamıyoruz, nefes alamıyoruz dediğinde de, hukukta ve demokraside reform zamanı geldi diyeceksiniz, öyle mi? Cezaevlerindeki kıyameti görmezden gel. Bu pandemide bir ülkenin sağlığı ile oyna, işçi ve kadın cinayetlerine dair tek bir önlem alma, mafya ile kol kola her gün tehditler savur, aleni her ırkçı cinayeti cezasız bırak, sonra da ekonomide reform, yok hukukta seferberlik, öyle mi? Ülkeyi uçuruma sürükle, sonra kendini kurtarmak için araç değiştirme zamanı de adalet ve reformları hatırla, öyle mi? AKP'nin 18 yıllık iktidar reform pratiği değil, toplumsal değerleri deforme etme pratiğidir. İşlediğiniz günahlar boyunuzu aştı, reform yapacak kudrette değilsiniz artık. Sizin günahlarınızın faturasını bizler ödemeyeceğiz. Kimsenin acı reçete içmeye niyeti yok. O reçeteyi bu defa siz ve yandaşlarınız içeceksiniz. Bu kriz sarayın krizidir. AKP-MHP iktidarının krizidir ve makyaj düzenlemelerle ne biter ne de çözülür. Toplumun sahte reform söylentilerine karnı tok, hem içeride hem dışarıda Kürt anasını görmesin diye savaşı körükleyenler reform yapamazlar. Kürt sorunu demokratik bir temelde çözülmeden hiçbir reform siyaseti başarıya ulaşmaz. Yapacakları en hayırlı iş bir an önce istifa edip ülkenin başına daha fazla bela olmaktan vazgeçmektir. Değerli basın emekçileri, cezasızlık politikaları kadına yönelik işlenen suçlarda daha da yaygın biçimde yürürlükte. Hele ki bu suçların failleri iktidar veya bağlantılı kurumlarda görevli olan kişilerse cezasızlık sistematik bir hal almakta. Çünkü ırkçılık gibi cinsiyetçilik de birçok devlet kurumuna yerleşmiş durumda. İçişleri Bakanlığı'nın kadın cinayetlerin azaldığını duyurduğu ve Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun, yargı konjüktüre birilerinin dediğine bakmaz, anayasaya bakar dediği hafta, kadına yönelik şiddetli mücadele haftasında, yani 72 yaşındaki kadının boğazını keserek katleden ve müebbetle yargılanan sanıklar tahliye edildiler. Yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklama yapıldı. Ancak kamuoyundaki tepkiler yükselmese bu sanıklar maalesef tutuklanmayacaktı. Kadınların ortak mücadelesini, dayanışmasını ve kadın ittifakını büyüterek her türlü devlet ve erkek şiddetine karşı bu 25 Kasım'da da sokaklarda ve meydanlardayız. Buradan mücadele eden ve alanlarda olan kadınları bir kez daha selamlıyorum. Pandemi gündemi halen ülkenin en yakıcı ve önemli gündemi olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yalan yanlış verilerine göre bile günlük ölüm sayısı 100'ün üzerine çıktığı koşullarda iktidar dalga geçer gibi yasaklar getirdiğini duyurdu. Alınan yasaklama kararlarının tek bir amacı vardır: halkın tepkisini azaltmak, kendi üzerinden sorumlu atarak salgının tüm yükünü halkın sırtına yüklemek. Hafta sonları akşam 20 ile sabah 10 arası aldıkları sokağa çıkma yasağı kararı bunun en net göstergesi. İktidar pandemiye karşı önlem alıyormuş gibi yaparak aslında daha büyük sorunlara yol açmakta. AKP-MHP iktidarının sermayenin çıkarlarını koruyan, kendi bekasını önceleyen tutumu can kayıplarını artırıyor, sağlık emekçilerini tüketiyor, sağlık çalışanları nöbetle birlikte 36 saat çalışır durumdalar. Koruyucu tedbirler yeterli düzeyde değil, salgınla mücadele etmek zorunda kalan sağlık çalışanları ağır viral yükle hastalığı daha ağır geçiriyor ve yaşamlarını yitiriyorlar. Dünyada yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının pandemiden 4.14 kat daha fazla etkilendiği kanıtlandı. Covid-19 130 ülkede meslek hastalığı olarak kabul edildi ve uygulamaya geçildi. Eğer salgınla mücadele etmek gibi bir derdi varsa iktidarın, öncelikle sağlık emekçilerinin korumalı ve sağlık emekçilerinin Covid-19'un meslek hasta olarak tanınması talebini kabul etmelidir. Sağlık Bakanı koronavirüs salgının kontrolden çıktığını itiraf etti. O halde buna uygun ciddiyetlerle tedbirler alınmalı. Acil, zorunlu üretim dışındaki tüm üretim durdurulmazsa bu salgını önleme ihtimali yok. Günübirlik işlerde çalışanlar, taşeron firmalarda çalışmak zorunda kalanlar ve fabrikalarda çalışanların temel ücretlerinin ödenmesi, elektrik, su, ısınma gibi zorunlu giderlerin devlet tarafından karşılanması bir zorunluluktur. Fakat yoksullar, işçiler, emekçiler bu iktidarın umrunda değil. Onlar sadece çarklar dönsün, zenginler daha çok zengin olsun derdindeler. Bakın, pandemide ezilen işçi ve emekçiler açlık ve yoksulluğa mahkum edilirken, iktidar sermayeye vergi afları getirirken, teşvikler öderken halka ne demektedir? Maske takın, ellerinizi yıkayın, akşam 8'den sonra sokağa çıkmayın. Tedbir 6-6, tedbir diye uyguladıkları yaşa dayalı ayrımcılık ise salgına karşı bir önlem değil, daha olumsuz sonuçlar doğuracak bir uygulama maalesef. Sosyal iletişimin azaldığı koşullarda, ileri yaşlarda bellek sorunu daha da ağırlaşmaktadır. Öte yandan fiziksel anlamda egzersiz yapmamak, düzenli yürüyüşe çıkmamak, hem var olan kronik sağlık sorunlarını arttırmakta hem de yeni sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktadır. O nedenle bu süre içerisinde 65 yaş üstü insanlarımızın fiziksel aktivitelerini sürdürebilecek ortamların oluşturulması elzemdir. Salgın bir güvenlik sorunu değil, sokağa çıkma yasaklarıyla bu sorun çözülmez. İnsanların açık havada fiziksel mesafeyi koruyarak bulunabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. Eğer iktidar en başından beri bu süreci yönetebilseydi 11 binin üzerinde insanımızı kaybetmeyecektik ki bu rakam Sağlık Bakanlığı'nın verdiği eksik ve yanlış rakamlardır. Salgın nedeni yaşamı yitirenlerin sayısını bile doğru söylemekten aciz bir iktidarın bu salgını önleyemeyeceği çok açık, net bizim açımızdan. İktidar ne kendisini, ne ekonomiyi, ne ülkeyi, ne salgın hiçbir şeyi yönetememekte. Bakın, Merkez Bankası 19 Kasım 2020 Para Politikaları Kurulu toplantısında aldığı karar ile faiz oranını 475 baz puan alarak 10.25'ten 15 puana çıkardı. Zaten hali hazırda kağıt üzerinde politika faizi 10.25 görünse de
gerçekte 14.72 oran üzerinden işlem görmekteydi. Sadece bugün bu durum artık resmileşti. Şimdi 16 ay içerisinde 3 Merkez Bankası Başkanı, bir de bir bakan, bir de yeni bir Hazine ve Maliye Bakanı deneyimliyoruz. Nedeni ise faiz oranı ve enflasyon ilişkisi. AKP Genel Başkanı faize sebep enflasyon, faiz sebep enflasyon sonuçtur tezinden vazgeçmiyor. Bu aslında şu demek: TÜİK zaten gerçek enflasyon rakamını vermiyor. Normal şartlar altında bir ülkede enflasyon oranından daha düşük faiz oranı olması söz konusu değil. Bugünkü 475 baz puan faiz artımını bizlere Türkiye'deki gerçek enflasyonu da ortaya çıkarmıştır, göstermiştir. Her kurum birbirini yalanlayarak, gerçeği istemeden olsa eşeliye eşeliye işte böyle karşımıza çıkarıyorlar. Yüksek faiz demek hali hazırda ivmesi olmayan ekonominin frenlenmesi demektir. İşte bu durum ekonomide mevcut durumu, yani yavaşlamayı da gösteriyor. Ekonomiyi ve buna bağlı olarak Türkiye'yi iflasa götüren politikalar sokakta ve anketlerde AKP'nin yüzüne bir tokat gibi çarpınca şimdi her alanda reform yapmaya, rasyonel olmaya karar verdiler. Öncelikle şunu net bir şekilde buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Türkiye halklarının karşısına çıkıp israfın, rantın, talanın, yolsuzluğun itirafını açıklamadan ve hesap vermeden tek elden politika değişimine karar vermek sizin haddinize değildir. Biz bu tablonun kader olmadığını biliyoruz. İşsizlik, yoksulluk ve açlıktan, faşizm ve teklikten hep birlikte kurtulacağız. Diğer önemli bir konu ise Türkiye'nin kontrolündeki Kuzey Suriye topraklarında cihatçı gruplarca yaşanan hak gasplarıdır. Sivile yönelik suç makinesine dönen bu gruplar kadınlara, çocuklara işkence etmekten tutalım, doğal kaynakların talanına kadar birçok suç ile gündeme geldiler. Şimdi de tarihi mekanları yağmalama ve talan etme ile gündeme gelmeye başladı. Özellikle TSK'nin destek verdiği cihatçı gruplar Gresipi kantonundaki tarihi mekanları hedef alarak buralarda talanlar yapıyor. Yerel kaynakların aktarımına göre binlerce yıllık geçmişe sahip Tıl Dehlis, Tıl Sehlan, Sebi Ebiyet ve Faf köyleri şimdiye kadar işgalci gruplar tarafından talan edilen tarihi mekanlardan sadece birkaçı. İktidara çağrımızdır. Kendi denetimlerindeki bu alanlarda insanlığın ortak değeri olan tarihi mekanların talanını durdurun bir an önce. İnsanlığa karşı suç işleyen bu grupları desteklemekten vazgeçin ve Kuzey Suriye halklarının kendi topraklarına dönmelerinin önünde engel olmaktan çıkın. Aksi takdirde orada işlenen her suçun ortağı olmaktan kurtulamayacaksınız. Çapemeni heja duruş bereji la amede çalikeyik lukurt hat lidarkısın. Sazi u partiyen kurdan bir yek dengi bangavaziya yekiti u diyalogi kırın. Evet sevgili izleyiciler, HDP sözcüsü Ebru Günay'ın haftalık basın toplantısının bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle bugün sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen ve şu ana kadar en az 72 kişinin gözaltına alındığı Demokratik Toplum Kongresi'ne yönelik operasyona değindi. Şimdi bir diğer noktaya gideceğiz. Bir diğer noktada ise Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Güncel ekonomik ve siyasal, finansal konulara değiniyor. Şimdi de Deva Partisi'nin genel merkezine gidiyoruz. Bak, dediğimi yapmazsan yarın kapı dışarı atarım sizi derseniz o Merkez Bankası bağımsız değildir. Merkez Bankası net döviz pozisyonunu şeffaf ve herkes tarafından izlenebilir bir şekilde yayınlamalıdır. Böyle net rezervi hesap etmek için karışık yöntemlerin gerekmemesi gerekir. Merkez Bankası bunu açık net koymalıdır ki bilmeyenler de öğrensin diye. Hele hele devletin en tepesindeki kişilerin ve kişinin bunu bilmiyor olması ihtimali de başlı başına vahim bir tablodur zaten. Kamu bankalarını siyasi mülahazalarla kredi vermeye zorlamaktan vazgeçilmelidir. Aktif rasyosu kaldırılmalıdır. TÜİK tam bağımsız bir kurum haline getirilmeli, kurumsal kapasitesi güçlendirilmelidir. Halkımıza ve piyasalara doğru veriler açıklanmalıdır. Doğru veriler. Makyajlı veriler değil.
Gerçek neyse halkımızla TÜİK paylaşmalıdır. Kural ve kurum bazlı ekonomi yönetimine geçişi sağlayacak ve ekonomi yönetiminin kurumsal kapasitesini güçlendirecek düzenlemeler süratle hayata geçirilmelidir. Ve son olarak tekrar altını çizmek isteriz ki Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar teknik bir mesele olmaktan çıkmıştır. Para ve maliye politikalarının iyileştirilmesi elbette gerekmektedir. Ancak para ve maliye politikaları Türkiye'nin köklü ve yapısal sorunlarını tek başına çözmek için yeterli değildir. Gelinen noktada Türkiye çoklu bir sistem krizi yaşamaktadır arkadaşlar. Çoklu bir sistem krizi. Biliyorsunuz bazı hastalarda bir ifade kullanılır. Çoklu organ yetmezliği diye. Şu anda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu kriz böyle bir krizdir. Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki tıkanma, hukuk ve kamu yönetim sistemine, oradan da ekonomiye yansımaktadır. Bu sistem krizi ve kötü yönetim anlayışı giderilmeden teknik revizyonlarla bu sıkıntıları aşmak da mümkün değildir. Deva Partisi olarak ekonomide yaşanan sorunların kalıcı bir biçimde çözülmesinin ancak topyekün bir değişim ile mümkün olabileceğine biz inanıyoruz. Bu kapsamda ekonomi dışında da pek çok alanda adım atılması gerektiğini defalarca söyledik, söylüyoruz. Bir, güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye geçmelidir. İki, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı tam olarak tesis edilmelidir. Üç, ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Dört, insan hakkı ihlalleri derhal önlenmelidir. Beş, katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışı ülkemizde hakim kılınmalıdır. Altı, kuralların kurumsal yönetim anlayışının ehliyet ve liyakatin hakim olduğu bir kamu yönetimi hayata geçirilmelidir. Devlet müdahalesi yerini adil rekabete, kayırmacılık yerini fırsat eşitliğine, ranta dayalı büyüme yerini verimliliğe dayalı büyümeye bırakmalıdır. 8. Parti programımızda da yer alan güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme stratejisi uygulanmaya konulmalıdır. 9. Basiretli para, kur, maliye, borçlanma ve finans politikaları kurumsal ve kalıcı hale getirilerek makroekonomik ve finansal istikrar sürdürülebilir kılınmalıdır. Böyle bir iki küçük adım değil, daha kapsamlı bir değişimden burada bahsediyoruz arkadaşlar. Değerli konuklar, değerli basın mensupları, Deva Partisi olarak hem yanlışlara işaret ediyoruz, hem de doğruları öneriler halinde toplumumuzla paylaşıyoruz. Biz çözümlerimizi, önerilerimizi ısrarla dile getireceğiz. Sayın Erdoğan geçenlerde dedi biliyorsunuz, bize ders vermeye kalkmayın dedi. Beni de özellikle hedef alarak. Adeta bize ders veremezsiniz diye kulaklarını kapatsa da biz ülkemiz için doğru politikaları oluşturup dillendirmeye ısrarla devam edeceğiz. Bu bizim toplumsal ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğidir. Bizi dinlemediklerinde ülkenin ne hale düştüğünü, nasıl perişan olduğunu da işte hep beraber gördük, görüyoruz. Bu ülke hepimizindir. Ders almayanların ülkeyi ileride de ne hale düşürebileceklerini ben buradan özellikle güçlü bir uyarıyla ifade etmek istiyorum. Bakın burada hem ekonomiyle ilgili hem de genel anlamda tavsiyelerimizi, önerilerimizi ya da kendi ifadesiyle derslerimizi anlatıyoruz. Bunlara uyun, bunları yapın. Aksi halde bugünleri biz mumla ararız. Biliyorsunuz şu anda yaşadığımız Türkiye'de zamanında küçük adımlarla az miktarda suyla söndürülebilecek yangının büyümesi ve o büyük yangının söndürülmesi için de büyük bir faiz artışının gerektiğiyle karşı karşıya kaldık. Ama geride de çok büyük hasar var. Büyük yangının arkasında büyük hasar kalmış durumda. Ve bu hasar arkadaşlar iki yılda ikiye katlanan hazinenin borcu. 2 yılda 130 milyarlık döviz satılmasıyla, dövizin eritilmesiyle Merkez Bankası rezervlerinin eksi 39 milyara düşmesi. Ben ayrıldığımda 24 milyar olan bütçe açının bu yıl 239 milyara tam 10 misline çıkacak oluşu. Büyük yangın belki söndürmeye çalışıyorsunuz ama geride bir enkaz var.
Ve eğer tedbir almazsanız tekrar yangın çıkacaktır. Biz bu sözlü uyarılarımızı, bu tavsiyelerimizi yeniden bu ülkede yangınlar çıkmasın, yeniden insanlar yoksulluğa mahkum olmasın, mevcut kriz daha da derinleşmesin diye açık ve net söylüyoruz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde son dönemde özellikle ekonomide konuşulan konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'da bir gözaltı operasyonu var demiştik. En az 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve edinilen bilgilere göre çok sayıda isim de gözaltına alındı. Şırnak, Adıyaman ve İzmir gibi birçok kentte de operasyonların uzantıları oldu. Bu illerde de birçok adrese baskın düzenlendi. En az 113 adrese baskın düzenlendiğini biliyoruz. Şu an itibariyle gözaltına alınanların isimleri de yavaş yavaş netleşiyor. Avukatlar var, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri var. Pandemideyiz ama doktorlar var, gözaltına alınan doktorlar var. HDP'den isimler var. HDP PM üyeleri, eski ve mevcut durumdaki HDP yöneticileri var. Sivil toplum örgütünün temsilcileri var. Gazeteci var. Jinnifs editörü Roza Metina var. Gözaltıların emniyete götürüldüğünü biliyoruz. Öte yandan devam edebileceği de belirtiliyor. Gözaltıların devam edebileceğine dair de bir bilgi mevcut. Gözaltıların bir kısmının emniyette olduğunu da biliyoruz. Ancak 101 kişi hakkında gözaltı kararı var. 72 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Baskınlarla, ev baskınlarıyla sabaha karşı saat 4'ten itibaren, 5'ten itibaren başlayan gözaltı operasyonu şu sıralarda da devam ediyor. İktidara yakın medya ise tüm bu yaşananları, tırnak içerisinde söyleyecek olursak, terör operasyonu olarak adlandırmaya devam ediyor. Evet, iki bağlantı gerçekleştirdik. Hem Deva Partisi'nin genel merkezine hem de Halkların Demokratik Partisi'nin genel merkezine gittik. Oradan açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Çakıcı açıklamaları sonrası Cumhur İttifakı'nda yaşandığı belirtilen krize ve bu açıklamaları ne anlama geldiğine baktık. Buna dair köşe yazılarını aktardık sizlere. Biraz da haberlerimizle devam edeceğiz. Koronavirüse dair haberlerle devam edeceğiz. Rakamları paylaşmıştık. Tekrarlamakta fayda var. Türkiye'de toplam koronavirüs hasta sayısı, semptom gösteren hasta sayısı arttı. Ülke genelinde 430 bine yükseldi. Hasta sayısı, buna dair de bir bilgi var. Öte yandan can kayıpları da artık 12 bin sınırına dayandı. 11.943 oldu. Öte yandan COVID-19 sağlık çalışanlarının meslek hastalığı sayısının talebi devam ederken buna dair de gelişme yok şu an itibariyle. Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçilerinin talebi bu yönlü olsa da bu kabul görmüş değil. Meslek hastalığı sayılmıyor COVID-19, ancak birlik bu konuda yeni bir yasa taslağı hazırladıklarını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği, COVID-19'un sağlık çalışanlarının meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyor. Birlik, sağlık çalışanlarının salgında en riskli grupta olduğunu vurguladı. Virüsten enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısının da giderek arttığına dikkat çekti. Aralarında İtalya, Fransa, Almanya ve Güney Afrika'nın da olduğu 130'a yakın ülkenin COVID-19'u sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul ettiğini belirtti. Türkiye'de ise COVID-19'un halen resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini vurguladı. Birlik, Türkiye'de geçerli hiçbir mevzuatın sağlık çalışanlarının virüsten etkilendiklerinde uğradıkları hasarı telafi edici hükümler içermediğine dikkat çekti. Emek meslek örgütleri olarak yeni bir yasa taslağı önerisi sunduklarını duyurdu. Taslağın mecliste ele alınarak kabul edilmesi konusunda tüm siyasi parti ve oluşumlardan destek istedi. İzmir Tabip Odası, bir meslektaşlarının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası SGK'ya ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması talebinde bulundu. SGK ise COVID-19'un mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde olmadığı yönünde yanıt vererek talebi reddetti. O da yanıta trajikomik diyerek tepki gösterdi. COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için mesleki ve hukuki mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.
Malum İstanbul Türkiye'de koronavirüsün en fazla etki gösterdiği, en fazla hissedildiği il olmaya devam ediyor. Bu nedenle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİMTAŞ'ın yürüttüğü COVID-19 ile mücadele kapsamında İstanbul Kırılganlık Haritası'nın projesinin daha doğrusu sonuçları paylaşıldı. Buna göre İstanbul'da kentsel yoğunluğa bağlı riskin en yüksek olduğu mahalle belirlendi. Mahalle Başakşehir'de yer alıyor. Adı Ziya Gökalp. İstanbul Kırılganlık Haritası projesinin sonuçları yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstatistik Ofisi 961 mahallenin verilerini derledi. Mahallelerin sosyoekonomik durumlarından ulaşım bağlantılarına, kentsel yoğunluğundan demografik yapısına kadar pek çok özellikleri incelendi. 4 ana başlık ve 22 alt başlık halinde haritalar oluşturuldu. Sosyoekonomik kırılganlığın kırsal mahallelerde kent merkezlerindeki mahallelere göre daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa yakasında Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Anadolu yakasında Beykoz, Pendik, Şile ilçelerinde bulunan mahallelerde sosyoekonomik riskin yüksek olduğu belirlendi. Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinin sonuçlarına göre İstanbul'un ana ulaşım akslarında yer alan mahallelerin riskinin yüksek olduğu görüldü. Özellikle E5, E80 ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde kırılganlık değeri yüksek tespit edildi. Kentsel yoğunluğa bağlı riskin en yüksek olduğu mahalle Başakşehir Ziya Gökalp oldu. İstanbul'da hizmet sektörünün ve iş alanlarının yoğunlaştığı Avrupa yakasında kentsel yoğunluğa bağlı risk Anadolu yakasına göre çok daha yüksek çıktı. Bu sonucu açık ve yeşil alan miktarının yetersiz olması etkiledi. Nüfus hareketliliği ve yoğunluğun yüksek olduğu mahallelerde kırılganlığın yüksek olduğu görüldü. Avrupa yakasındaki mahallelerin daha riskli olduğu, sağlık kurum ve kuruluşlarının burada bulunmasının bunca etkili olduğu belirlendi. Mekansal yayılma riskine bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalle ise Zeytinburnu 5 telsiz oldu. Mafya lideri Alaaddin Çakıcı'nın hakaret ve tehditlerin hedefinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Çakıcı'yı savunan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Öte yandan MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşinin de kendisini aradığını belirtti. Safranbolu Belediyesi'ni ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merkez Bankası ile ilgili. Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın tehditleri soruldu. Biz bildiğimiz yoldan kararlılıkla devam edeceğiz. Meşru zeminde. Çakıcı'ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Beni üzen nokta asıl şu. Meşru bir organın, siyasi partiler yasasına göre kurulmuş olan bir partinin, üstelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü olarak kabul ettiğimiz bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması. Asıl üzücü olan bu. Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi açısından sorun var demektir. Hukuk açısından sorun var demektir. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in arayarak üzüntüsünü aktardığını kaydetti. Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş'e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdim. Ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. CHP Genel Başkanı'na tehdit eden mafya lideri Alaaddin Çakıcı hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Ancak bu soruşturmayı AKP'li Bülent Turan duyurdu. CHP'den buna da tepki verdi. Hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Soruşturma gelen tepkiler ve suç duyuruları üzerine 3 gün sonra başlatıldı. Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından tehdit ve hakaret mektubu paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çakıcı'yı dava arkadaşımdır diyerek savundu. Çakıcı'nın tehdit mesajlarına CHP ve diğer muhalefet partilerinden tepkiler geldi. Ayrıca Kılıçdaroğlu ve CHP Ankara İl Örgütü savcılığa suç duyurusunda bulundu.
savcılık Çakıcı hakkında 3 gün sonra soruşturma başlattı. Soruşturma açıldığı haberini ise AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan duyurdu. Turan, savcılık gerekli soruşturmayı başlattı, ilgililerden edindiğim bilgi budur dedi. Cumhuriyet savcıları AK Parti yöneticilerine net bilgi vererek çalışıyorlar. Bir kere bu çok ayıp bir şey. Yargının, yürütmenin vesayetine nasıl boğulduğunu ve sokulduğunu açık bir göstergesidir. Soruşturmanın açıldığı haberinin AKP aracılığıyla duyurulmasını CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bu sözlerle eleştirdi. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan Altay, Bahçeli'nin açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Asıl seviyesiz arıyorsa Sayın Bahçeli, ana muhalefet partisi liderini ölümle tehdit eden bir çete liderine benim dava arkadaşım diyebilmek hakikaten seviyesizliktir. Çukurdur. Çukur siyasetidir. Erdoğan'ın sessizliğini eleştirdi. Bu mektup Cumhur İttifakı'nın küçük ortağının desteğine yaslanılarak yazılmış bir mektuptur artık bizce. Şimdi gözler aynı mektupta yine kendisine metiyeler düzülen büyük ortağın suskunluğunu ne zaman bozacağındadır. Partisinin genel merkezinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in gündeminde de aynı konu vardı. Bu kişiler de artık herhalde Cumhur İttifakı'nın koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etmesin. Biz bu mafya düzenini bitireceğiz. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki liderin de gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler vardı. Meral Akşener'in değerlendirmesi burada dikkat çekiciydi. Esas hedefin adalet reformunu açıklayan Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki genel başkanın gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mafya tehdidi vardı. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanını bu manada tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkmasını eleştirdi. Benim evim basıldı. Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Bunlar hep oldu. Ama bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası. Tehdidin asıl hedefinin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Sayın Abdülhamit Gül'e dendi ki küçük ortak tarafından haddini bil. Reform meform yapamazsın. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na tehdit geldi ama adresi adalet reformuna sahip, adalet reformunu söyleyen Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Sayın Erdoğan'adır. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu soruşturmaya işaret etti. Tabii burada her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın soruşturma başlatacağını söylemesi önemli bir adım. Bunu es geçmememiz icap eder diye düşünüyorum. Akşener faiz arttırımı kararını da değerlendirdi. Bu ucube sistemin Türkiye'yi uçuruma doğru götürdüğünü gördük. Hukukun işlemediği, adaletin olmadığı, demokrasinin hiçbir şekilde uygulanmadığı bir alanda bu zihniyet hiçbir şeyi başaramaz. Onun için de bu zihniyetin değişmesi lazım. Karamollaoğlu ekonomi için yoğun bakım benzetmesi yaptı. %22 banka faizine gelmiş olmak Türkiye'nin tam manasıyla yoğun bakıma girdiğinin işaretidir. HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar ise halka bütçe ziyaretleri çalışmaları kapsamında Keski ziyaret etti. Sancar iktidardan istifa beklediklerini dile getirdi. Erken seçim çağrısı yaptı. Aynı zamanda Çakıcı'nın hedefinde olan CHP genel başkanına dair de mesajları vardı. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin.
HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, halka bütçe çalışmaları kapsamında Keski ziyaret etti. Sancar'a HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Necdet İpekgöz eşlik etti. Ekonomik krize işaret eden Sancar, iktidarı istifaya çağırdı. Hep birlikte demokrasi isteyen, adalet isteyen, eşitlik, özgürlük isteyen bütün çevreler bir araya gelelim. Bu gidişatı durduralım. Bir toplumsal talep haline getireceğimiz erken seçimle iktidarı istifaya zorlayalım ve daha sonra bir seçimle de bu iktidarı gönderelim. Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı'nın yargı reformu çıkışını eleştirdi. Kemal Kurkut davasında sanık polis hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Kemal Kurkut davasını hiçbir şekilde unutmayacağız, unutturmayacağız. Gözlerimizin önünde bir cinayetin nasıl aklanabileceğini toplumla dalga geçercesine, pervasız bir tutumla gözler önüne serdiler. Adalet reformundan söz ediyorlar. HDP'nin Kesk ziyaretinde gazetecilerin soruları üzerine Alaaddin Çakıcı'nın sözleri de gündeme geldi. Kesk eş başkanı Mehmet Bozgeyik topluma yönelik bir tehdittir dedi. Kabul edilemez. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun nezdinde bir bütün toplumsal tüm muhalif kesimlere dönük bir tehditle karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini söyledi. Söz edilen o şeyi kınadığımızı burada ifade etmek istiyorum. Yarın da kendisini ziyaret ederek dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, MHP genel başkanı Bahçeli'nin Çakıcı'ya ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Açıklama vahametin boyutlarını daha da büyütmüştür. Sancar, Cumhurbaşkanı'ndan açıklama beklediğini söyledi. Suskunlukla geçiştirilir veya iktidarın diğer ortağının yaptığı çerçevede bir tutum ortaya konursa o zaman tablo daha da karanlık hale, daha ağır hale gelecektir. Bunun ne anlama gelebileceğini de Türkiye'nin yakın tarihinden pek çok dersle biliyoruz. HDP eş genel başkanı Sancar anayasa tartışmalarını da değerlendirdi. Gündeme getirilen o toplantıda böyle ortak bir anayasa çalışmasının söz konusu olmadığını taraflar açıkladılar. Fakat olabilir de. Tam hatta şunu söyleyeyim, sadece marifetteki dört partinin değil olabilecek en geniş katılımla anayasa yapım sürecine ilişkin tartışmaların yürütülmesini biz çok doğru buluyoruz, gerekli buluyoruz. Amacın kriminalize etmeye yönelik olduğuna dikkat çekti. Bu olay üzerinden kapsamlı, geniş katılımlı anayasa yapım süreci arayışlarının itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık Medya Kritik için bize ayrılan sürenin bu haberiyle birlikte sonuna gelmiş oluyoruz. Artı TV ekranlarında pazartesi günü yine aynı saatte görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.